Merhaba sevgili izleyiciler. Bir Risale Ayracı'nda daha beraberiz. Bildiğiniz gibi Risale Ayracı'nda bu sene, bu sezon sünnet-i seniyenin önemini konuşuyoruz. Buna ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Çünkü son zamanlarda sünnet-i seniyenin fonksiyonu ve önemi hakkında tartışmalar var, iddialar var, suçlamalar var. Biz de Bediüzzaman Hazretleri'nin 11. Lema isimli eseri üzerinden, Lemalar isimli eserindeki 11. Lema konulu bahis üzerinden, başlıklı bahis üzerinden sünnet-i seniyenin ehemmiyetini tefekkür etmeye çalışıyoruz. Bu okumalarla, bu tefekkürlerle, bu anlama çabalarıyla 8. nükteye kadar geldik. İkram abi, 8. nükte benim açımdan şöyle bir şeye işaret ediyor, bunu hissediyorum. Okuyunca gerçi açılacak bu bahisler ama özetle söylemiş olayım. Şimdi dinin değişmesi gerektiğini söyleyenler var. Özellikle son 2 asırda, özellikle son 1 asırda. Tabi Batı medeniyetinin yükselişi, Müslümanların onların karşısında askeri veya ticari veya başka alanlarda biraz geride kalışı. Hani bu geride kısmını da belki tırnak içinde söylemek lazım. Ne açıdan geride kaldık? Kime göre, neye Kime göre, göre? neye göre geride kaldık? Ancak bir üstünlükleri var. Müslüman beldelerini tarihte daha önce hiç olmamış bir şekilde işgal ettiler. Ekonomik üstünlükler sağladılar, teknolojik üstünlükler sağladılar. Buradan İslam dünyası kendisine dönük bir eleştiri yapmaya başlıyor. Bu aşağılık kompleksinden diyelim hareketle. Bunu görüyoruz. Ve bu eleştiri gele 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 en son şuna dayanıyor. Belki de biz bu dinde bazı şeyleri yanlış yapıyoruz. Ve bu eleştirinin ilk dokunduğu şey de sünnet-i seniye. Onunla gelen uygulamalar. Bu açıdan hani şunu belki Bediüzzaman Hazretleri bu nüktede cevaplayacak. Ya sünnet-i seniye içinde İnsanlığın zararına, insanların zararına, Müslümanların zararına bir şey olabilir mi ki değişsin? Değişmesi gereksin. Sanki buna burada bir cevap verilecek gibi geliyor bana. Ya sanırım bu genel manada bir hastalık gibi bir şey olmuş. Ne zaman böyle bir sıkıntı olsa, ne zaman insanlar bir yerde bir zarar görseler hemen gelip işin bu boyutunu irdelemeye başlıyorlar. Hemen dinde bir sıkıntı aramaya başlıyorlar. Ya da kendilerince zayıf buldukları bir yer, belki bir sünnet-i seniye mevzu gibi konuları hemen suçlu gibi gösteriyorlar. Yani bu biraz samanlıkta iğne aramak gibi bir şey. Ya da hiç alakası olmayan bir konuda teşhis yapmak gibi bir şey netice çıkarıyor ortaya. Yani geri kalmışlığın, ki bu da ne kadar nasıl bir şeydir, o da tartışılması gereken bir şey. Ya yani geri kalmışlık değil de belki de Avrupa'nın bir manada töhmeti altında kalmanın diyelim. Yani bunun sebebi ne dindir, ne sünnet-seniyedir. Yani bu noktada böyle bir şey iddia eden, sünnet-seniyenin ya da dinin buna mahal verdiğini düşünenin ilk başta kendi düşüncesini kontrol etmesi lazım. Kalbindeki imanı bir tekrar bir Aynen öyle. Yani yenilemesi lazım. safra kesesinde sıkıntı olan birisine kalp ameliyatı yapmak gibi bir şeydir bu. Yani şimdi teknolojik manada, ekonomik manada, ne bileyim ticari manada ilerlemek için sünnet seniye saldırmaya gerek yok. Yani bilmiyorum nasıl bir şey ama birden aklıma geldi. Ben İngilizce kursuna giderken İngilizce hocasına bir şey sormuştum. Dedim ki ben konuşmamı geliştirmek istiyorum. O da bana dedi ki o zaman konuş. Dedim benim zaten sıkıntım o. Konuşmak istiyorum, konuşamıyorum. Tekrar dedi o zaman konuş dedi. Sonra anlattı, izah etti. Dedi ki sıkıntı neyse onu yapman lazım dedi. Konuşamıyorsan konuşman lazım demişti mesela. Şimdi bizim sıkıntımız şayet ekonomi ise demek bizim ekonomide sıkıntımız var. Niye tutup da sünnet-i Yani seniyeyi dine buna, çekiyoruz bunu. dini niye çekiyorsunuz ki? Eğer biz teknoloji manasında şayet bir geri kalmışlığımız varsa tutup da bunu dine teşmil etmenin bir manası yok. Ben bunlarda hep, yani her zaman ifade ediyorum, bir kasıt seziyorum. Kasıt var. Yani olayı tutup hep farklı bir mecraya çekmek seziyorum bunu burada ben. Yani suçlu bu değil, suçlu insanların kendisi. Yani din bize bilakis ilerleyin diyor. Sünnet-i seniye, yani düşünün Resulullah Aleyhisselam geldiği zaman bir kişiyle ortaya çıkıyor ve zamanın süper devletlerini dize getiriyor. Eğer sıkıntı sünnet-i seniyedeyse o zaman onlar da geri kalmalıydı. Ama öyle olmuyor. Tam tersi, geri olan bir milleti en ön safa çıkarıyor. Yani demek buradaki anlayışta bir sıkıntı var. Yani insanlar tutuyorlar diyorlar ki ya din bizi geri bıraktı, sünnet-i seniye bizi bıraktı. Hayır. Asıl bu din bizi geri bıraktı mantalitesidir bizi geri bırakan.
Biz hep tutup suçu başkalarına atıyoruz. Hiç kendimizde suç görmüyoruz. Suç zaten onda. Bende bir suç yok ki diyoruz. E kendimizi geliştirmeyiz ki o zaman. Hatta bir dediğiniz çok doğru. Mesela bu suçlamaların arkasında yatan şey biraz da geçmişi suçlamak istemekten. Mesela demiyor ki ya ben tembelim, ben hatalıyım, ben adapte olamıyorum, çalışmıyorum yeterince demiyor. Ne diyor? İşte geçmişteki imamlar, işte ulema, İslam işte böyle yaptılar, bozdular, şöyle yaptılar, işte sünnet-i seniyyeyi böyle abarttılar, hadis uydurdular falan bir sürü Haşa. şey, bir haşa şey yaratıyor, bir sis, bir duman yaratıyor. Oradan bütün günah geçmişe gidiyor, modern insan, modern Müslüman kurtuldu hepsinden. Hiç kusur kalmadı onda. Aynı dediğiniz gibi yani. Aslında mevzu bizim o sünnet seniyenin ya da sünnet seniyenin yanlış olması, bizi yanlış yönlendirmesi değil. Çünkü kim ne kadar sünnet seniye ittiba ediyor o da aslında tartışılır. Yani çok aşırı miktarda biz sünnet seniyeye bağlıyız. Her ne diyorsa yapıyoruz. O bize evinizde oturun çıkmayın dedi o yüzden geri kaldık diye bir şey varsa tamam. Öyle bir şey de yok ki Evet. hani bu insanlar sünnet-i seniyye bile kabul etmiyorlar. Madem bizi geri bıraktı Hadi siz gidin o zaman. Hadi biz yani tamam siz biz gidemiyoruz. Sünneti paçanızdan tutan yok yani. bağlıyız. Siz aya çıkın. Öyle yok hani bakıyorsunuz tam tersi bunların bu meseleleri, bu mevzuları, bu şekilde irdelemeleri toplum arasına ihtilaf sokuyor. Kardeşlik meselesini bile çok kötü bir hale sokuyor. Ve Ve geçmiş miras töhmet altında aynen bırakıyor. yani geçmişi töhmet altında bırakıyor ve biz kendimizle barışamıyoruz. Kendi kültürümüzü bu sefer yok ediyoruz. Bana çok hani trajik gelir, beni üzer de yani bu tarz mevzularda biz hep geçmişe dönüp de geçmişteki insanları böyle kötüleyerek geçmişteki güzellikleri de bir tarafa bırakıyoruz. Ve derken biz kendi kültür mirasımızdan mahrum kalıyoruz. Ben mesela İran'a bakıyorum. Ta belki yüzyıllar öncesinden kalan kendi geleneklerini bile bilerek, onun üzerinden hareket ederek bugün devam ediyorlar. Kültür miraslarını koruyorlar. Hani güzeldir değildir tartışılır belki. Fakat bir sinema sektörleri var. Bütün dünya İran sinemasını bilir. Bir işte şarkı, türkü sektörü var. Bütün dünyada hayranlıkla dinlenir. Şiir şeyi mesela, Şiiri kalemli var, işte gelenekleri var. destansı boyutu var. Yani şimdi bunu tabii güzel biz de yapalım anlamında demiyorum. Şu manada söylüyorum. Geçmişleri her ne kadar çok iyilik içermiyorsa bile geçmişleriyle barışık yaşıyorlar. Yani eski şeyleri mecusi. Mecusi geleneğinden geliyorlar. Çok da övülecek bir yönleri yok. Ama halbuki onlar o kötüdür diye dışlayıp atmıyorlar. Belki bir manada iyisini yapıyorlar. Dedesi kötü diye insan dedesini atamaz. Dedesidir neticede. Ama ne var? Biz gelmişiz demişiz ki yok Osmanlı öncesi falan kötüdür demişiz. Tamamen kesip atmışız biz yenisini kuracağız. Daha iyisini yapacağız. Ne var ne yok ona dair her şeyi atmışız. Harfini bile değiştirmişiz. İnsanların geçmişle olan bağını elimizden geldiği kadar keskin hatlarla kesmişiz. Sonra yeni bir şey inşa etmeye çalışmışız. Bugün Vallahi hiçbir yerde yokuz evet, yani. temeli uçurduktan sonra evet. O yüzden hani biz temeli attık, kopardık. Biz şimdi kültür anlamında kiminle nasıl yarışacağız? Yeni yeni kültürler mi oluşturacağız? Yeni kültür oluşturmak kolay mı? Batı vesaire diğer kültürler almış Eski başını Yunan olma, gitmiş. eski Yunan olmasa, eski Roma olmasa Batı olabilir miydi mesela Yani bugün şimdi ha? mesela bakıyorsunuz bugün bile Yunan'da anlatılanların geçmişe dair anlatılanların %90'ı o eski Yunan mitolojisi üzerinedir. Onu öve öve anlatıyorlar. Hani biz öve öve anlatalım anlamda demiyorum. Kötülükler elbette. Kötü bir şey varsa elbette ifade etmek lazım ama kabullenmek lazım. Atmak mı lazım? Değil. Yani dolayısıyla hani biz kendi kendimizle böyle bir savaş açmışız tabiri caizse. O savaş da bizi birbirimize düşürmüş, ihtilafa sokmuş ve bir türlü birleşememişiz. Kendimizle birleşememişiz ki güç birliği yapalım, ilerleyelim. Ekonomik manada, teknolojik manada işte ilerleyelim. Yani böyle bir şeyi biz kendimiz kendi ayağımıza pranga takmışız tabiri caizse. Böyle bir durum nasıl ilerleyeceğiz? Kendi aramızda bile ittifak edemiyorsak, ihtilaftan kurtulamıyorsak biz başkalarıyla nasıl mücadele edeceğiz? Evet. Dolayısıyla bu sünnet seniye mevzuunda da aynı şey söz konusu. Tutup da biz hep sünnet seniye böyledir, şöyledir deyip onu dinden ayırmaya çalışmıyor. Ya da biz değil, birileri kasıtlı olarak ayırıyor yani. Çünkü sünnet seniye dinden ayrılmaz. Dinden ayırdığınız zaman siz bu sefer dinin tek kanadını koparmış oluyorsunuz.
Ben yine önceki programlarda ifade etmiştim. Eğer sünnet seniyenin bize ulaşması konusunda, işte o anneanneler konusunda, aktarım konusunda bir takım sıkıntılar varsa, bunun tartışma mevzu ayrıdır. Bunu ehli bir araya gelir konuşur eder. Nitekim sıkıntılar da var. Bizim çok meşhur hadis diye bildiğimiz hadisler bile bazen mevzu hadis olabilir. Bunu herkes kabul ediyor. Fakat bu tarz sünnet seniyede tartışma mevzu ortaya çıkaranların kastı bu değil. Sünnet seniye bize yanlış gelmiş, yanlış mecralardan gelmiş meselesi değil. Sünnet seniyi tamamen devre dışı bırakıyorlar. Evet, fonksiyonunu inkar ediyorlar. Böyle müşahhas tartışmalar değil bunlar. Filanca hadis yanlıştır. Olabilir de olmayabilir de. Bunun tartışması ilmen yapılır. Ama komple İşte. sünnet-i seniyenin fonksiyonunu inkar etmek, tamamını uydurma görmek bu tabi İslam'ın kabul edebileceği bir şey değil. Değil ve İslamiyet'i tek kanadlı bırakmaktır Evet. tabiri caizse. Tek kanatlı uçulmaz. Yani dolayısıyla onların yaptığı şey aslında o kanatta bir takım şeyler varsa, uçmaya zarar verecek şeyler, işte pürüzler varsa onları gidermek değil, kanadı tamamen kesmek yani. O zaman hiç gidilmez, hiç uçulmaz yani. Böyle bir sıkıntı söz konusu. Ama böyle mevzuları tutup da ekranlarda insanların önünde anlatmaları çok hoş değil. Bu çok ihtisas isteyen bir şeydir. İşin ehli, işin uzmanı bir araya gelir. Burada sıkıntı nedir onu konuşur ve netice icabında ekranlarda paylaşırlar. Ama böyle herkes işin uzmanı değil ki. Herkes işin uzmanı gibi ekranlara çıkıp da böyle bu mevzuları anlatmak insanların akıllarını da bulandırıyor, karıştırıyor. Yani bu açıdan da, usul açısından da sıkıntılı bir yöntem var burada yani. Kesinlikle abi. Okuyalım. Okuyalım, devam edelim. 8. nükte. Fe in tevelle fekul hasbiyallah'tan evvelki olan lekad caikum rasul ila ahir ayeti Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın ümmetine karşı kemal-i şefkat ve nihayet re'fetini gösterdikten sonra şu fe in tevellev ayetiyle der ki Ey insanlar, ey Müslümanlar, böyle hadsiz bir şefkatiyle sizi irşad eden ve sizin menfaatiniz için bütün kuvvetini sarf eden ve manevi yaralarınız için kemali şefkatle getirdiği ahkam ve sünnet-i seniyyesiyle tedavi edip merhem vuran şefkatperver bir zatın bedihi şefkatini inkar etmek ve gözle görünen re'fetini ittiham etmek derecesinde onun sünnetinden ve tebliğ ettiği ahkamdan yüzlerinizi çevirmek ne kadar vicdansızlık, ne kadar akılsızlık olduğunu biliniz. Ve ey şefkatli Resul ve ey re'fetli Nebi, eğer senin bu azim şefkatini ve büyük re'fetini tanımayıp akılsızlıklarından sana arka verip dinlemeseler merak etme. Semavat ve arzın cunudu tahtı emrinde olan Arş-ı Azim-i Muhit'in tahtında saltanat-ı rububiyet hükmeden Zat-ı Zülcelal sana kafidir. Hakiki muti taifeleri senin etrafında toplattırır, seni onlara dinlettirir, senin ahkamını onlara kabul ettirir. Yani bu 128 Tevbe suresinin 128 ve 129. ayet-i kerimeleri, arka arkaya gelen bu ayet-i kerimeler iki aşama gibi sanki. Bir tanesinde müminlere, Müslümanlara ya da insanlara bir hitap var. İkincisinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bir hitap var. Şimdi birincisine ne diyor ayet-i kerime? Eğer siz bu sünnet seniyeden sırt çevirirseniz, ona arka çevirirseniz nasıl bir sıkıntıya düşersiniz? Yani sıkıntının, problemin o boyutunu belki bir manada çiziyor, gözler önüne seriyor. Ya bir defa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın burada biz re'fetini, şefkatini, merhametini görüyoruz. Yani sizin için her şeyiyle tabiri caizse ki seferber olan, hani sizin huzurunuz, mutluluğunuz, saadetiniz için hem dünya rahatı hem ahiret rahatınız için kendi rahatını feda eden bir zatı siz bırakıp arka çevirirseniz, onun sünnet seniyesini eğer kabul etmezseniz, görmezseniz, işte az önce ifade ettiğimiz gibi hatta onu hiç kabul etmezseniz, tasvip etmezseniz, ya büyük bir akılsızlık etmiş olursunuz bir defa. Çünkü onun içerisinde hem bizim dünya hem de ahiret saadetimizi temin edecek bir takım düsturlar var, bir takım formüller var. Yani biz bunu beğenmezsek, tabiri caizse doktorun yazıp da bize vermiş olduğu reçeteyi
kabul etmemek gibi, elimizin tersiyle itmiş gibi bir tutum içerisine gireriz. Halbuki biz doktor gibi bilemeyiz. Bir yerimizde bir sıkıntı, hastalık vardır. Ama biz bilemiyoruz, biz işin ilmini görmedik, öğrenmedik. Hani herkes kendinin doktorudur diyorlar. Yani bir manada doğru. Hani biz kendimizi koruyacağız, muhafaza edeceğiz ama hadi hastalandık. Tedavi nasıl yapacağız? Bir de hastalık mesela böyle şey bir hastalıksa, ölümcül bir hastalıksa, hadi bakalım. Bir de ameliyat gerektiren bir şeyse Kes kendini aç yap, nasıl olabiliyor mu? yapacaksın? Ben parmağıma diken baktığında çıkaramıyorum. Yani nasıl kendini ameliyat edecek? Mesela bunun gibi yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tabiri caizse bizim bu dünyada bize sıkıntı veren, belki de bize engel olan, belki de bizim bünyemizi bozan sıkıntılara karşı perhis mahiyetinde bize bir reçetedir. Reçete sunuyor. Onun sünnet senesi reçetedir aslında. Biz buna uyduğumuz ölçüde bizim hem dünyamız bu manada mesut mutlu oluyor hem ahiretimiz daha şenlenir, güzelleşir. Yani dolayısıyla böyle bir reçeteyi kabul etmeyen, reddeden bir insana ne denir? Herhalde akılsız denir yani. Herhalde. Abi ben şunu da düşünüyorum. Mesela Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'da haber verilen o şefkati kendi çağındaki Müslümanlara zaten beraber yaşamalarıyla bir derece yansıyordu. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara şefkat gösteriyordu. Yeri geliyordu sırtındaki hırkayı çıkarıp hediye ediyordu. Eline bir sadaka geldiği zaman hemen dağıtıyordu. Kurban kestiği zaman hemen dağıtıyordu vesaire. Onlar bu şefkati gördüler bir fiil. Fakat biz ahir zaman ümmeti veya onun hayatına şahit olmamış ümmeti o şefkati nasıl tadacağız? Nasıl temas edeceğiz? Kur'an'da haber verilen bu şefkate. Bence bizim işte temasımız sünnet-i seniye üzerinden oluyor. Yani işte acabaların çok olduğu yerlerde hangisi doğrudur dediğimizde yaptığımız şey işte Efendimizin bize şefkatinin işareti oluyor. Hani bak doğru yol bu, oradan git. O da bir şefkat şeyi çünkü tecellisi. Öyle düşünüyorum yani. Evet, zaten bu mevzu daha ziyade o noktaya doğru geliyor. Bilmiyorum, bu hafta vaktimiz yeter mi? Belki sonraki programımızda biz buna Olabilir, devam evet. ederiz. Ama işte şu ikinci cihete de bir noktayla ben bir cümleyle bir şey ifade edeyim. Şimdi birincisinde müminlere, Müslümanlara, hatta bütün insanlara yönelik bir hitap vardı. Yani bu sırt çevirmeyin. Yani bir hazine var burada. Bu hazineye müstani davranmayın. Kendinizi çok onun üstünde gibi göstermeyin ki muhtaçsınız. Muhtaç olduğunuz bir şey bu. Diye insanları uyarmıştı. İkinci boyutunda da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a, yani Tevbe Suresi'nin 129. ayetinde fe in tevellev ile başlayan o ayet-i kerimede şayet oldu da insanlar seni dinlemedi. Senden sırt çevirdi, sana arkalarını çevirdiler. O zaman da sen onlara muhtaç değilsin. Hasbiyallah de diyor. Yani Allah bana yeter. Allah'a ben tevekkül ettim deyip Allah'a sığın diye Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı da burada teselli ediyor. İkinci ciheti de bu. Yani dolayısıyla aslında biz burada her halükarda zararda olan biziz. İnsandır, Müslümandır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir gayeyle gelmiş. Yani onun büyük bir gayesi var. Cenab-ı Hak ona bir vazife vermiş. İnsanlara şu formülleri ulaştır demiş. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendi hayatıyla, kendi yaşayışıyla onu bize göstermiş, anlatmış etmiş, vazifesini yapmış. Şayet o biz ona uymazsak biz zarar ederiz. Onun bir zararı yok. Biz zarar ederiz. Biz hem hayatta hem de ahirette bunun zararını çok şiddetli bir şekilde görürüz, ederiz diye ayet-i kerime bize böyle ders veriyor, ifade ediyor. Abi çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Konuşacak daha çok şey var ama süremiz sınırlı. Bu hafta neyi gördük dersek, iki ayeti kerime üzerinden sünnet-i seniyenin aslında bir ihtiyacımız olduğunu, İkram abi en çok bunu vurguladı. Bundan istina edemeyiz, sünnet-i seniyeye ihtiyacımız var ve onu bize getiren şahıs, onu bize öğreten şahıs da aleyhissalatü vesselam bunu şefkatiyle getirmiş. İnkar edip dönmemek, vefasızlık etmemek lazım dedi ve bu vefasızlığın sadece Efendimiz'e işte üzecek bir davranış olmadığını aslında bizim zararımız olduğunu Cenab-ı Hakk'ın Peygamber Efendimiz'i o konuda da teselli ettiğini Tevbe suresindeki ayet-i kerime üzerinden İkram abi bize anlattı. Evet haftaya inşallah yine bu bahsi 8. nükteyi tefekkür etmek üzere buluşalım. Allah'a emanet olunuz.